Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'den üç sebeple feyz aldılar. Bir talebe de bu üç şarta ne kadar yapışırsa, hocasından o kadar feyz alır. Birinci şart, o kişinin ihlas ve kabiliyetidir. Bunun derecesi de dine uymaya bağlıdır. Kişi ne kadar farzları yapıyor, haramlardan sakınıyorsa, ne kadar sünnetlere uyuyor, mekruhlardan kaçınıyorsa, onun ihlası ve kabiliyeti o kadar çok yüksektir. İhlas ve kabiliyet tamam olunca yani dine uyunca, feyiz gelir, fakat feyzin içeri girmesi için iki şart daha lazımdır. İkinci şart, bağlı bulunduğu zatın büyüklüğüne, onun Resulullah'ın varisi olduğuna tam inanmak, tam güvenmektir. Böyle olunca, tam sevgi hasıl olur. Yani feyiz ve sevgi için mutlak güven şarttır. Güvenince itaati artar. Ne kadar itaat ediyorsa, o kadar seviyor demektir. Bu ne kadar eksikse, gelen feyiz çok olduğu halde, aldığı feyiz az olur. Hep dünya işleriyle, haramlarla, mekruhlarla, boş ve faydasız işlerle, meşgul olmak, dünya sevgisinin kalbeden çıkmaması, aldığı feyzin az olduğunu gösterir. Çünkü bu büyüklerden gelen feyiz, dünya sevgisini kökünden siler süpürür. Üçüncü şart, sohbettir, yani görüşmektir. Çünkü feyiz olması için rabıta yani irtibat lazımdır. Rabıtanın en güzeli de görüşmektir, konuşmaktır. Mesela, Selman-ı Farisi Hazretlerinin ihlası ve muhabbeti tamamdı, ama Peygamber Efendimizin vefatından sonra sohbet kalktığı için kemale gelmesi, Resulullah Efendimizin, kalbimde ne varsa kardeşim Ebu Bekir'in kalbine akıttım. Buyurduğu mutlak variste, yani Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinde oldu. Çünkü sohbetin, görüşmenin devamı şarttır. Peygamber Efendimiz vefat edince, Eshab-ı Kiram dediler ki, henüz defin işi bitmeden, kalplerimizde değişiklik duyduk. O zaman Resulullah'ı kaybettiğimizi anladık, dünyada başka şeylerin de olduğunu gördük. Halbuki onları hiç görmezdik. İşte sohbetin kıymeti böyledir. Resulullah'tan gelen nimetler silsile-i Aliye büyüklerinden gelir. Bu büyükleri inkar eden, bu nimetlere kavuşamaz. Kitabını okumak da sohbetinde bulunmak gibi feyiz verir. Bunun için merhum hocamız, bizi arayan, kitaplarımızın satırları arasında bulur. Buyurmuştur. Hocamızla manevi irtibat kurmak isteyen, kitaplarından birini her gün okumaya çalışmalıdır. 11 Ocak 2015 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Mehmet Ali Demirbaş.